Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizlerle ama öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Herkeste bir tane trip var. Benim kanalıma gelip sadece şunu yazıyorsunuz: abi çekiliş, abi çekiliş, abi çekiliş. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim size, ben zaten çekiliş linkini ta 2 hafta öncesinden bıraktım ve çekiliş linkinde her şey yazıyor. Onun haricinde ben sürekli sorduğunuz her soruyu cevapladım. Ve şunu söyleyeceğim size: beni sadece çekiliş için izliyorsanız beni gerçekten izlemeyin. Bakın, ben bir sürü çekiliş yapmaya devam edeceğim. Ama sizin tek amacınız işte ben bir enayi buldum, bundan beleş VP kazanayımsa, sonra bakmayın, şu an hemen web'inizi kapatın ve çıkın takipten beni. Çok net söylüyorum bunu. Çünkü artık bu konu harbiden canımı sıktı. Herkese elimden geldiği kadar yardımcı olmak istiyorum. Ben de para sıçan bir insan değilim. Onun haricinde sürekli hani hep beraber kazanalım, hep beraber mutlu olalım diye bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum sizinle. Ve sadece tek aldığım tepki: abi çekiliş, abi çekiliş, abi çekiliş. Ben de farkındayım. Ben zaten sizler için yaptım çekilişi. Ama o kadar emek verilen videoların ardında insan güzel yorumlar görmek istiyor. Ve benim tek gördüğüm yorum: amına koyayım çekiliş ne zaman, çekiliş ne zaman. Oğlum bir de küfür ediyorsunuz yani, çok değişik ya gerçekten. Her neyse, beni seven ve gerçekten gönülden destekleyen kardeşlerim, devam ediyorum yoluma. Çok güzel haberlerim var, mükemmel haberlerim var. Şimdi videoya geçmeden önce son olarak şunu da söylemek istiyorum size. Haftaya bitiyor bizim 3 adet Glitch Pop skin seti çekilişimiz. Şimdi yeni skin seti çekilişimiz, biliyorsunuz ki topluluk merkezimiz açıldı. 10 numara 5. Video sonundaki anketimize katılın. Yepyeni bir çekiliş daha patlıyor. Ama bir hafta sonra patlayacak bir çekiliş. Çünkü hali hazırda bir çekilişimiz var. Şimdi taktiklere geçelim. İyi seyirler diliyorum. Hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle Astra hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz karakter daha yeni çıktı ve birçok yayıncı aslında karakterin üstten özelliklerini gösterdi. Ama ben bugün kelimenin tam anlamıyla size çoğu taktiğinden, çoğu ince detaylarından ve çoğu mekaniğinden bahsedeceğim. Çok güzel bir video olacak, çok hype bir video olacak. Çünkü karakter çok güzel, yetenekleri çok güzel. Bir FPS oyunu için çok broken ve gerçekten beni de çok hype'landırıyor şimdi. O yüzden lafı çok fazla uzatmayacağım, boş muhabbete gerek yok. Direkt ilk taktiğimizle başlayalım. Onun üzerinde zaten karakteri tanırken çok konuşacağız. Şimdi ilk taktiğimize geçiyoruz. İlk taktiğimiz, buraya iki tane yıldızımı bırakıyorum ve asla şeyden korkmayın. İşte herkesin ağzında bir laf: Astra çok zor, çok kafa karıştırıcı. Hiçbir şekilde kafa karıştırıcı değil. Sadece birazcık tuş hakimiyeti, birazcık da skill hafızası lazım. Onun haricinde hiçbir şekilde bir zorluğu yok. Şimdi Astra'nın mekaniğinden bahsedelim. Zaten bunu herkes biliyordur. C ve Q mekaniği. Yani tek yapacağımız şey şu: ben buradaki kutunun arkasına geçiyorum, düşmanın sesini aldım, C'mi açıyorum, Q'mu açıyorum, sonra spray transferimi atıyorum, olayı bitiriyorum. Şimdi ben A side savunurken bunların haricinde bir tane de rampayı bırakmanızı öneririm. O neden? Şimdi Astra o kadar güzel bir karakter ki, yani benim en çok sevdiğim yönlerinden biri şu: hiçbir şekilde daha side'de olmasam bile ben bu yıldızı buraya bıraktığımda düşmanlar buraya girmekte çok büyük tedirginlik yaşayacaktır. Ben bugün sabahtan beri Astra oynuyorum ve yani oyunuma gelen herkes aynı şekilde, ben side'de olmasam bile, hatta side'de kimse olmasa bile yıldızımı görüp panik oluyor ve asla side'e girmiyorlar. Side'e girerken çok çekiniyorlar, giremiyorlar ya da. Yani şöyle bir karakter düşünün: orada olmasanız bile varlığınız bile insanları korkutuyor, karşı oyuncuları korkutuyor. Bence bir FPS oyunu için çok güzel bir karakter. Gerçekten mainlenecek bir karakter yani, öyle söyleyeyim size. Çünkü beni aşırı derecede hype'lıyor. Her neyse. Şimdi ikinci taktiğimize geçiyoruz. Bu da çok güzel bir taktik. Bu da beynin girişini tutacağımız bir taktik. Ama onun haricinde Heaven'ın da destekleyeceğimiz bir taktik. Mantık çok basit. Yine mekaniğimizi yapıyoruz. İki tane yıldızımızı, birini buraya olma suretiyle, diğerini de buraya olma suretiyle atıyoruz. Sonra Heaven'a geliyoruz. Heaven'da da yine aynı şekilde. Ben yine korkutucu bir şekilde önce burayı bir tane bıraktım. Zaten 5 tane hakkım olacak. Sonra bir tane burayı bıraktım. Ve ondan sonra tek yapacağım şey yine site'de kalıp düşman seslerini beklemek. Ki zaten size çok net bir info vereyim bu arada. Yani komiktir ki işte ben rakipten bir oyuncuyum, öyle hayal edin şu an beni. Ben bunları gördüğüm an zaten geri adım atıyorum. Çünkü bu Killjoy'un bir tarifi gibi, Yoru'nun bir skill'i gibi kırılamıyor. Bu zaten karakteri en çok broken yapan özelliği, yeteneklerinin kırılamıyor olması. Ha, illaki nerf gelecektir bu arada. Çünkü böyle şu haliyle çok fazla OP oluyor. Her neyse, şimdi yine taktiğimiz aynı. Ben istersem
Bane'in Heaven'ından Sidon'a kadar tek başıma tutabilirim. Yine aynı şeyi yaptım. CQ, tabii ki bunu görünür bir yerde yapmıyorum. Yine CQ'yumu atıyorum. Speed transferimi atıyorum. Aynı zamanda zaten benim buraya bıraktığım şeyler düşmanı çekindirecek. Haricinde eğer oynayacaklar olsa bile hemen aim'i açıp buraya smoke atıp yine onları buraya girmekten men ediyorum. Şimdi size şu an bir başka bir taktik göstermek yerine şu an bambaşka bir tüyo göstereceğim. Bunu çoğu Asra'nın yayınını yapan, çoğu Asra'yı öğreten insanlar göstermemiş. Neden göstermediklerini de anlamadım. Bence es geçirilmemesi gereken bir bilgi. Herkesin bildiğini mi düşünmüşler ki ben bilmiyordum şahsen, ben de yeni öğrendim. Herkesin bileceğini de düşünmüyorum. Her neyse. Asra'nın şöyle çok güzel bir huyu var. Ben mesela split oynadığımda veya Ascend oynadığımda Asra'yla tek yaptığım muhabbet şu. Ben her zaman mid oynadım ve toplam 5 tane yıldızımın ikisine A girişine, ikisini B girişine bırakıp bir tanesini de mid'e bırakıyorum. Şimdi yine dediğim olay, ben A site'da olmasam da, ben B site'da olmasam da, hani ben her ne kadar mid'de olsam da aslında tüm map'te çok güzel bir kontrolüm var ve çok güzel bir şekilde, harbiden yani bu tam bir kontrol uzmanı. Şimdi Tuyo'ya gelelim. Ben atıyorum şu an mid'deyim ve adamlar A girdi, veya atıyorum ben B'deyim, adamlar A girdi. Tek yapacağım şey şu. Ben buradan rakibimi tıpkı bir hava desteği gibi, bir hava kuvveti gibi güzel infolarla destekleyebiliyorum. Yani ben yıldızımı atıp veya önceden bırakmış olduğum yıldızları direkt ulti formumda aktif edebiliyorum. Ve bu o kadar güzel ve o kadar işe yarayan bir şey ki. Bunun haricinde bu hero'nun yine neden op, niye bu kadar broken, onu da konuşalım. Şimdi ben skill'lerimi belki işte 3 boyutlu bir haritadan değil de normal bir şekilde atıyor olsaydım. Yani Omen'ın hani bir modu vardır ya, gölgesini atarken böyle 3 boyutlu görmezsiniz haritayı, direkt gördüğün yere böyle bırakırsın. İşte burada aslında hero'yu bu kadar broken, bu kadar güçlü yapan özelliklerinden biri de bu. Çünkü ben map'in en ufak ayrıntısına kadar böyle girebiliyorum. Hem bir yandan map'i tanıyabiliyorum, hem en ufak girebileceği boşlukları kestirebiliyorum. Ona geri atıyorum. Mesela ben B'deyim, ta B'deyim ya. Retake'teyiz. Adamlar spike kuruyor. Şimdi ben yeteneklerimi atarken zaten görmüş olduğunuz bir daire mesafesi, ne kadar etki edeceği mesafesi var. Adam bizim takımdan geldiği info, işte spike'ı kuruyorlar. Hemen aklımdan geçiriyorum spike'ı nereye kurduklarının infosu geldi. Yukarıdan bir yıldız indirdim. C yeteneğimi attım. Spike kurdurmasını bozarım veya orayı az da olsa oyalamış olurum. Veya çok büyük bir şekilde oyalamış olurum. Veya kör edip daha doğrusu sarsıp bizim o an oradaki site'deki arkadaşlarıma çok büyük bir avantaj ve çok büyük bir pik önceliği sağlarım. Yani karakter evrensel bir karakter. Yani League of Legends'da bir şey diyorduk bunu, işte evrensel ultiler diyorduk. Bir Ashe'in ultisi, bir işte Jinx'in ultisi gibi. Yani bu olayı zaten çok güzel bir kontrol uzmanına çok yakışır bir hareket. Yani biliyorsunuz ki Brimstone'da hatta Omen'da bile haritanın belli bir mesafesine kadar artık sınırlama var ve asla devamını gelmiyor. Büyük ihtimalle Asra'ya da getirirler bunu. O yüzden getirmeden onlar, siz bunu mainlere indirin. Çoktan mainlemiş olun hatta, çünkü şu halini oynamak çok keyifli. Dediğim gibi ben direkt açtım çünkü. Bu da aklınızda bulunsun. Bu da gerçekten çok güzel bitiyor. Bunu da fazla uzatmayalım. Şimdi ulti ile site'ları nasıl açabileceğimizi, en iyi ulti pozisyonları ne, onlara bakalım. Şimdi ilk başta B oynarken biz yine yapacağım şey çok basit. Önce yıldızları atmayı, nereye atmayı, ondan sonra ultiyi nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Yine ulti formumuza geçtik. Burada çok önemli bir detay var. Şimdi benim burayı kapatacağım ben ultimle. Onun için backside'de olma tehlikelerine karşı. Öncelikle ben şuradaki backside'deki adamı görürüm. Şuradakini göremem, şurayı pusan birini göremem. O yüzden buradaki pusan bir insan bizim takım arkadaşlarımızı veya beni düşürebilir. O yüzden ben bir tane yıldızımı şöyle daireye alıp tam şu ortaya bırakıyorum. Tek yapacağım şey bu. Ondan sonra bir tanesini Heaven'a bırakıyorum. Tam şu kısma. Ondan sonra bir tanesini gelip CT'ye bırakıyorum. Şimdi 3 tane yıldızımı harcadım. Şimdi ultimate'imi aldım. Yapacağım şey o kadar basit ki. Şuradan, tam şuradan bakın. Şuraya sağ tık yaptım. Şurada şöylemesine side spike rahatça kullanabileceğim bir alanı boşluk bırakıp ultimi attım. Şimdi hızlıca göstereceğim. Oynuyoruz. Şimdi benim bu küreyi buraya atmamın sebebi ne? Onu konuşalım. Ben eğer ki buradaki düşmanı fark etmezsem benim bu attığım ultinin hiçbir anlamı kalmayacak. Ve buradaki işte herhangi bir düşman
benim takım arkadaşlarım ikisini üçünü indirirse hiçbir şekilde yararlı olmayacak bu taktik benim için. İşte ben hemen göstereyim şöyle. Bir daha düzenimizi kuralım. Hemen tam ortaya attım. Ultimi aldım elime. Buradan buraya kadar açtım. Şimdi oynuyoruz. Burada kim var kim yok bilmiyorum. O yüzden hemen buraya J attım. Orada biri varsa direkt aşağı çıktım. Onu indirdik. Şimdi artık tamamen Side'ın boş olduğunu, Side'ın en azından bu tarafının boş olduğunu anlıyoruz ve spike'ımızı kuruyoruz. Onun haricinde yine istersen buradaki skinime smoke açabilirim veya aynı şekilde Heaven'ı da böyle sarsabilirim ki hiçbir şekilde bizi pikleyemesinler. Aklınızda bulunsun, ultiyi başka kullanım alanları da göstereceğim. Bunlar çok güzel taktikler, çok OP taktikler. Şimdi midden nasıl ultiyle oynayabiliriz bunu da göstereceğim size. Yani bunu şeyi asla unutmayın bu arada. Astra'nın bütün skinleri birbiriyle bağlantılı, bütün skinleri, skilleri daha doğrusu birbiriyle hep böyle uyum içerisinde. O yüzden skilllerinizi bir nevi sürekli birbirine yakın ve birbiriyle uyumlu bir şekilde kullanmaya çalışın. Bu arada Astra oynamamı sağladığı için Yasin arkadaşımıza da buradan çok büyük selamlar yolluyorum. Olmasaydı Astra oynayamazdık belki de. Her neyse. Şimdi midden nasıl ulti atabileceğimizi gösteriyorum. Midde yine aynı şekilde bir yıldızımı B Heaven'a atıyorum. Bir yıldızımı Vent'e atıyorum. Vent'e atacağım yıldız bu arada gerçekten çok önemli. Sebebini söyleyeceğim size. Vent'i yine ortalayacak bir şekilde bir yıldız attım. Şuraya bırakıyorum bir yıldızımı. Diğerini de B Heaven'ın burasına bırakıyorum. Şimdi ultimi nasıl atmalıyım burada? Bu gerçekten işte belki de en önemli olaylardan biri. Çünkü midde split'te ulti atmak çünkü çok zor. Çok dar bir alan var. Herkes karıştırıyor işte nereden atabiliriz ne yapabiliriz diye. Benim önerim şu. Siz burada sağ tıka basayan bir şuradan yardığınızda şuraya kadar. Şöyle misine. Şimdi nasıl güzel bir etki edecek onu göreceğiz. Ben buradakini açtım. Vent'ikini yani buradaki C'yi açtım. Yine Vent'ik herkesi çıkarttım. Buranın boş olduğunu biliyorum. Geldim girdim. Yine buraya girdim. Buradan çok kolay bir şekilde yine diğer yıldızlarım takviyesinde A side oynayabilirim. Bu aklınızda bulunsun. Ama bunu sakın solo atmayın bu ultiyi. Bu ultiyi solo atarsanız arada boşluklar oluşuyor ve yüksek ihtimalle oraya giren rakipler olacaktır ve bütün planlarınızı alt üst edecektir. O yüzden o boşluk kalan yerleri iyi hesaplayıp yıldızlarınızı atıp oradaki rakipleri çıkarttırmanız lazım. Aklınızda bulunsun. Bu karakterin boşuna yıldızları yok çünkü. Onun haricinde son bir taktik daha göstereceğim. Ondan sonra başka maplere geçeceğiz. Ama bu videomuzda değil diğer videolarımızda. O yüzden şimdiden söyleyeyim gerçekten yaptığım içeriği seviyorsanız, yaptığım içeriğin daha çok gelişmesini istiyorsanız, daha farklı şeyler sunmamızı istiyorsanız size kendinizi hem yorumlarda belli edin hem de bana abone olup videomu beğenip bana destek olmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel emekler veriyorum. Hepimiz güzel şeyler öğrenelim diye ayrıca bir sürü çekiliş yapıyorum ki hem siz kazanın hem ben mutlu olayım. Çok güzel içerikler daha üreteceğiz. Çok enerjik daha devam edeceğiz. Ben başkaları gibi size resmi konuşmam. Hiçbir zaman da konuşmadım. Ben kimsem oyum. Yani geri geldi mi küfür ederim. Geri geldi mi işte değişik değişik ekler kullanmam. Size özümde neysem burada da onu gösteririm. Rahatsız olanlarınız varsa şimdiden kusura bakmasın. Son taktiğimize geçelim. Ondan sonra kapanışımızı yapalım. Şimdi değerli takipçilerim. A'ya ulti ile nasıl oynarız? Şimdi siz büyük ihtimalle diyorsunuz ki ulan B'yi gösterdin mid'i gösterdin. Bre yavşak sen niye A'yı göstermiyorsun? Sakın sakin küfür etmenize gerek yok. Sıfır sıkıntı hemen gösteriyorum. Şimdi yapacağım şey şu yine yıldızlarımı. Burada bu arada şu an işte yıldızların önemi çok büyük artacak. Çünkü Heaven'a oynamayacağız direkt side oynayacağız. Bir tane yıldızımızı, şimdi bakın olasılıkları düşüneceğiz sadece. Astra'da bunu her zaman yapın. Bir tane yıldızımı buraya bıraktım. Yine aynı şekilde City'de biri var mı diye. Duvarımı nasıl atacağımı göstereyim, onun üzerinden konuşalım. Şu eksende atacağım, yani tam şu çizgi üzerinden. Şuradan kapatacağım. Yani o yüzden burada da rakipler olabilir. Aynı şekilde burada da olabilir. Bunlara çok dikkat etmem lazım. O yüzden şurayı bir tane tam kaplayacak bir şekilde sarsıcı bırakıyorum. Ve düzenimi bitiriyorum. Ha bu arada daha şimdiden şuralara da atabilirim istersen. Her neyse. Geldim. Ultimi şuradan itibaren aktif ediyorum. Atıyorum. Sonra oynamaya başlıyoruz. Şimdi ne demiştik? Şuradakini aktif edip yine aynı şekilde şuradakini aktif edip
çok kolay bir şekilde düşmanları indirip side'ı temizleyip side'in kontrolünü ele alabiliyoruz. Ki zaten yani şu duvarın güzelliğini görüyorsunuz. FPS'imi dahi düşürüyor. 30 FPS'e düştüm. Asra hakkında son olarak şunları söylemek istiyorum size. Ben bir sürü özel yeteneğini işte özel şeylerini, özel pik alabileceğimiz yerleri araştırıyorum. Onun haricinde yani bu Hero'yu oynarken şunu fark ettim. Sizin de aklınızda bulunsun. Bu Hero bir tık geometri istiyor, bir tık bilgi istiyor, bir tık da o analitik zekayı kurmanız gerekiyor. Yani en ufak bir boşlukta aslında mesela ultinizi bile atarken en ufak bir hatanız veya gözden kaçırdığınız bir işte spot sizi yakabilir. Daha demin dedim ya mesela buradan buraya ulti attım. Şimdi ben bu ultiyi attıktan sonra şuraya herhangi bir şekilde desteklememem ben ve takımımı çok büyük bir şekilde düşürecektir. Neden? Şimdi ben şöyle göstereyim size. Herhangi bir arkadaşım olmadığı için tek çekiyorum videoları. O yüzden böyle göstermeye çalışacağım. Şimdi benim takım arkadaşlarım duvara güveniyor. İşte nasıl olsa duvarın arkasında kimse yoktur, duvardan mermi geçmiyor diyor. Ama ben burayı yıldızla desteklemezsem, işte ben burayı boş bırakırsam biz sırtımızı burayı verip sahide gittiğimizde çok kolay bir şekilde aslında buradan sızıp hepimizi vurabilirler. Yani bu belki de Astra'nın ultisinin en büyük, en zayıf yönlerinden biridir. Aklınızda bulunsun. O yüzden diyorum size yıldızlarınızla ultinizi kesinlikle destekleyin. Tek başınıza ultiniz o kadar güçlü değil diye. Split bölümümüzden bu kadar. Bir sonraki maplerin yine Astra hakkında olacak burada. Hangi mapler olduğunu yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Bu arada 3x8400 VP çekilişimiz var. Ondan sonra bir daha çekilişimiz olacak. Ondan sonraki çekilişimiz ne olsun diye anket başlattım. Topluluk kısmından onu da oynayabilirsiniz. Şimdilik ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın.